Özel güvenlik meslek etiği 1. bölüm. Teori ve hizmet boyutu ile güvenlik. Güvenlik toplumun yaşamında kanuni düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu emniyet şeklinde tarif edilmektedir. Milli güvenlik kavramı devletlerin varlıklarını sürdürmelerine ve hedeflerine ulaşmasına engel teşkil eden hususlara yönelik olarak tanımlanmıştır. İç ve dış güvenlik olarak iki bileşeni bulunmaktadır güvenliğin. Ülkenin iç güvenliğine tehdit oluşturması muhtemel hususları şu şekilde belirtmek mümkündür. Anayasa ve diğer yasal metinlerle belirlenmiş devlet düzenine tehdit oluşturacak faaliyetler, yani kamu düzeni vurgusu. Devletin savunma gücünü zayıflatmaya yönelik hareketler. Ülkenin ve milletin birlik, beraberlik ve bütünlüğü tehdit eden veya etmesi muhtemel faaliyetler şeklinde. Geleneksel olarak iç ve dış güvenlik ayrımı dahilinde yapılacak açıklamalarda dış güvenliğin silahlı kuvvetler, iç güvenliğin ise polis kuvvetleriyle sağlandığı ifade edilmektedir. İç güvenlik özellikle son yıllarda bireysel hak ve özgürlüklerin korunması çerçevesinde suç teşkil eden davranışların önlenmesi ve suçluların yakalanmasıyla ilişkili bir kamu hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Güvenlik kavramının tarihsel dönüşümü. Güvenlik kavramı 20. yüzyılın son çeyreğine kadar devlet tehdidi, askeri kapasite, güç ve devlet çıkarları çerçevesinde ele alınmıştır. Güvenlik kavramının yeniden tanımlanmasının çıkış noktası küreselleşme süreci olmuş ve tehditlerin devletlerden kaynaklı tek boyutlu klasik görünümden çıkıp asimetrik bir hal aldığı sürece gerilmiştir. Güvenlik kavramı tarihsel süreç içerisinde dönüşümü yaşamış olsa da insanlar için her zaman temel ihtiyaç olma özelliğini devam ettirmiştir. İnsan ihtiyaçlarını basamaklar halinde sunan Maslow, güvenlik ihtiyacını insanların hayatta kalmamını sağlayacak yeme içme gibi fizyolojik ihtiyaçlardan hemen sonra geldiğini belirtmiştir. Modern devletin inşası sonrasında ve özellikle 20. yüzyılda yaşanan 2. Dünya Savaşı, güvenlik kavramının askeri kuvvet kullanımı çerçevesinde tanımlanmasına neden olmuştur. 2. Dünya Savaşı sonrası küreselleşmenin hız kazanarak sosyal güvenlik anlayışının gelişmesi ve Soğuk Savaş sonrasında devletlerin uluslararası sistemde başat aktör olma özelliklerini aşınarak yeni aktörlerin sahneye çıkması, güvenlik kavramını çok boyutlu bir yapıya dönüştürmüştür. 20. yüzyılın son yarısına kadar güvenlik analizleri devletlerin stratejik varlığının korunmasına yönelik olarak yapılmış. 2. yarısı ile birlikte güvenlik analizleri dikey ve yatay olarak genişletilmiştir. Güvenlik kavramında meydana gelen yatay genişleme, tartışılan yeni düzenler yatay genişleme tartışmaları çerçevesinde güvenlik farklı sektörler dahilinde analiz edilmeye başlamış. Güvenliğe ilişkin tartışılan yeni düzenlerle birlikte genişleyen polislik hizmetlerinden bahsetmek mümkün hale gelmiştir. İnsan hakları noktasında yaşanan gelişmelerin yanında kamu kurumlarına ait yerleşkelerde özel güvenlik hizmetlerinden yararlanması, özel güvenlik hizmetinin kamusal işlev boyutunu karşımıza çıkarır. Bu çerçevede devletin kamu kurumları, yaşam alanları, alışveriş merkezleri, üniversite ve diğer eğlence kampüslerinde özel güvenlik hizmeti kullanımı her geçen gün artmıştır. Devlet ve güvenlik. Devlet kavramı en genel tanımıyla belirli sınırları olan bir toprak parçasına sahip ve bu toprak parçası üzerinde yaşayan insanların yönetme hakimiyeti olan meşru bir siyasal organizasyondur. Devlet tanımına bakıldığında toprak parçası insan topluluğu ve egemenlik olmak üzere 3 temel unsurunun olduğu görülmektedir. Demokratik devletlerde politika oluşturma ve uygulamaya dayalı meşruiyet unsurundan da bahsetmek mümkündür. Meşruiyet yönetilenlerin devlet yöneticilerinin karar alma, kamu politikası oluşturma ve uygulama yetkisine sahip olduğunu kabul etmesidir. Bu çerçevede yöneticiler toprak parçası üzerinde yaşayan herkesi bağlayıcı kararlar alabilmektedir. Yöneticilerin aldığı kararlara uymayanlar hakkında doğrudan veya dolaylı meşru zor kullanma yetkisi de devlete aittir. 1982 Anayasası'nın 5. maddesinde Türkiye Devleti'nin amaç ve görevleri ifade edilmiştir. Buna göre Türk milletinin bağımsızlığını, toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak şeklinde. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması, hakların özlerine dokunulmadan anayasada belirtilen sebeplere bağlı olarak kanunla yapılabilir. Bu sınırlamalar demokratik toplum düzenine ve ölçülük ilkesine aykırı olamaz. Ancak temel hak ve özgürlüklerin demokrasinin temel değeri olduğu düşünüldüğünde demokratik devletlerin bireylerin özgürlük alanlarını genişleten bir anlayışa sahip olması beklenmektedir. İnsan hakları ve güvenlik. İnsan hakları tüm insanların insan olmalarının gereği olarak sahip oldukları hakları ifade eder. İnsan haklarının öznesi insandır ve insanlar doğuştan bu hakların sahibidir. Doğal haklar yaklaşımı çerçevesinde insan haklarının temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Bireyseldir, doğuştan kazanılır. Evrensel ve geneldir, dokunulmaz, dokunulamaz yani, vazgeçilemez ve devredilemez. İnsan hakları dinamik yapısı gereği bir anda değil,
Tarihsel süreçte siyasi, askeri, ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmeler sonucu ortaya çıkmış ve gelişmeye devam etmektedir. Birinci kuşak insan hakları 17 ve 18. yüzyılda İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin sonucu ortaya çıkan klasik hak ve özgürlüklerdir. Birinci kuşak hakların temel özelliği devletler karşısında bireylere özel bir alan oluşturulmasıdır. İkinci kuşak insan hakları 19. yüzyılda ortaya çıkan haklardır. Sanayileşmeyle birlikte işçi sınıfı ortaya çıkmış ve bu sınıf yeni hak taleplerinde bulunmuştur. Sosyal devlet kavramı da bu dönemin ürünüdür. Üçüncü kuşak insan hakları 20. yüzyılda ortaya çıkan haklardır. Bu hakların gerçekleşebilmeleri için uluslararası kurumların ve devletlerin işbirliği gerekmektedir. Birinci kuşak insan hakları, yaşama hakkı ve kişi dokunulmazlığı, işkence ve kötü muamele yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, özel hayatın gizliliği hakkı, adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı, ayrımcılık yasağı, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı, çalışma özgürlüğü, dilekçe hakkı, seçme ve seçilme hakkı, kamu hizmetlerine girme hakkı şeklinde. İkinci kuşak insan hakları, kültürel yaşama katılma hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, yeterli yaşama düzeyi hakkı, toplu sözleşme ve grev hakkı, sendika kurma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, çalışma hakkı şeklinde. Üçüncü kuşak insan hakları, temiz çevre hakkı, barış içinde yaşama hakkı, ekonomik ve sosyal olarak gelişme hakkı, kültürel miras, koruma hakkı, dayanışma hakkı şeklindedir. Sayacağımız sebeplerden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı ve güvenlik güçleri vasıtasıyla hak ve özgürlüklerin kullanımının sınırlandırılması mümkündür. Bunlar milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, bireylerin hak ve özgürlüklerin korunması şeklinde. Güvenlik hizmeti sunan kurumların saydığımız gerekçeler dahilinde insanları geçici bir süreyle hak ve özgürlüklerinden mahrum kılmak veya sınırlandırmak gibi yetkileri bulunmaktadır. Ancak her zaman hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmaları, uluslararası standartlara ve geçerli ulusal ve yerel kanunlarda yer alan kurullara ve politikalara uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Özgürlük ve güvenlik. Güvenlik hizmetleri uluslararası ve iç hukukumuzda yer alan ilkelere dayalı olarak hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık çerçevesinde sunulmalıdır. Halkın güvenlik talebi mesleki davranış kurallarına uygun hareket etme, profesyonellik ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak karşılanmalıdır. Bu kurallar güvenlik hizmetlerindeki etik değerlerin yansımasıdır. Etik değerler yapılması ve yapılmaması gerekenler şeklinde ilkeler olarak karşımıza çıkar. Özgürlük ve güvenlik arasındaki dengenin temeli insanların rızasının gerekliliğine ilişkin anlayıştır. Halkın rızasını kazanmak ise hizmetlerde şeffaflık, insanlarla iletişim ve karşılıklı anlayış ile kazanılmaktadır. Güvenlik hizmeti halkın ve devletin ihtiyaçlarına göre geliştirilmeli. Toplumun beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır. Topluma karşı eşit ve tarafsız bir şekilde hizmet sunumuna özen gösterilmelidir. Güvenlik hizmetlerinin sembolik etkisi. Güvenlik hizmetlerinde fiziki tedbirler sembolik etkisiyle suç işlenmesine yönelik caydırıcılığı artırmakta ve güvende hissetme duygusuna olumlu yönde katkıda bulunmaktadır. Güvenliğin sembolik boyutu aynı zamanda güvenlik arayışı içerisinde olduğu konusunda toplumun güvenlik endişelerine cevap vermektedir. Şirketler, siteler, iş ve alışveriş merkezleri tarafından satın alınan güvenlik hizmet ve ürünlere toplumsal suç korkusunun denetim altında tutulmasına hizmet ettiği kadar insanların gezme, eğlenme ve alışveriş yapma gibi sosyal faaliyetlerini de güven içerisinde yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Güvenlik bir taraftan mevcut tehditlerin ortadan kaldırılması amacına hizmet ederken diğer yandan tehditlerin geleceğe yönelik devamlı güvenlik hizmetlerinin sürekliliğini getirmektedir. Geleceğe dönük bilinmezlik, yeni tehditlerin ortaya çıkması ve insanlardaki güvende hissetme güdüsü güvenlik arayışının hiçbir zaman sonlanmayacağını göstermektedir. Risk altında olan bölgelere yönelik başlayan güvenlik hizmet ve ürün alımı giderek artarak sosyal hayatın her alanda görülmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Trafikte, iş yerlerinde, özelliklerde, kamu kurumlarında, alışveriş merkezlerinde neredeyse hayatının her alanında kamera, X-ray cihazları ve özel güvenlik görevlilerini görmek olağan hale gelmiştir. Bu durum insanları sürekli ihtiyatlı davranmaya ve olası risklerden uzak durmak için alışkanlıklarını değiştirmeye, temkinli davranmaya yönlendirmektedir. Bir suçun varlığı için 3 temel koşul bulunmaktadır. Bunlar muhtemel bir suçlu, suçun nesnesi olan bir hedef ve hedef nesne üzerinde koruma tedbirlerinin eksikliği şeklinde. Bu eksende muhtemel suçluların suç işleme motivasyonunun kırılması ve yine muhtemel suçluların amaçlarından uzaklaşması için fiziki güvenlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer yandan sembolik güvenlik hizmetlerinin insan kaynağı ve araç gereç temini noktasında bir maliyeti ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple tedbirlerin yöneltileceği kaynakların doğru seçimi etkili ve verimli güvenlik hizmetinin ekonomik boyutunu oluşturmaktadır. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.